Sorun Volkan mı? Ne? Nasıl bir soru bu baba? Bak kızım. Annem bana hastanede Volkan'la ilgili bir şeylerden bahsetti. Zaten daha önce de böyle bir şeyler ima etmişti. Evet, siz Volkan'la beraber büyüdünüz. Ha? Artık sen genç bir kızsın. Yani bunlar doğal. Yani hislerin... Bak, Volkan'a karşı böyle hisler besliyorsan ve bu sana acı veriyorsa şayet... Annem sana ne söyledi baba? Ne yani ben Volkan yüzünden mi? Hayal, yani ben... lütfen. Bunda utanılacak bir şey yok. Bana bunları anlatabilirsin. Bak kızım, annen Volkan'ın sana istemeden de olsa kötülük ettiğini düşünüyor. Volkan burada bizimle beraber yaşamak zorunda değil. Onun kendine ait bir hayatı olabilir. Kendine ait bir evi olabilir. Annem faturayı Volkan'a kesiyor. Çünkü gerçeği biliyor. Ne kadar yalnız olduğumu ve hayatı geri istediğimi biliyor. Anlamadım. Hayır, bir dakika. Yani bütün bunlar hayat için... Çocukça, hastalıklı geliyor, biliyorum. Ama benim yalnızlığım da zaten hastalık gibi bir şey değil mi baba? Astımımdan daha yakın bir arkadaşım yok. Sen bütün gün şirkettesin. Annem derneklerde, açılışlarda, alışverişte, okulda, evde, tatilde. Ben her yerde yalnızım. Hep bir kardeşim olsun istedim. Olmadı. Ama hayatla biz kardeş çocuklarıyız. Benim ona, onun da yeni bir hayata ihtiyacı var. Neden birbirimize kavuşmayalım ki baba? He? Neredeydin? Spa'ya gittim, gevşedim biraz. Seni canın mı sıktı? Nebriz yüzünden değil mi? Şu sol kol uyuşma meselesi, kardiyolog aramalar falan. Bak ne diyeceğim. Biraz dinlen. Havaalanına gidiyoruz. Havaalanına? Hayale intihar hediyesi geliyor demek ki. Küçük kızımız nereye gitmeye karar verdi? Bali'ye mi yoksa 1500. kez Miami'ye falan mı? İlk ve son kez olarak... Karalılara. Hayatı istiyor. İstiyor. Yalan söylüyor Reşat. Nasıl bu kadar saf olabiliyorsun? Kızımız gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve sen... Ve ben babası olarak üzerime düşeni yapıyorum. Üzerine düşeni yapıyorsun. Sen aklını mı kaçırdın? Kızımız küçük bir çocuk gibi, yeni bir oyuncak ister gibi güya kuzenini tutturdu. Ve sen... Köye gidip oyuncak alır gibi kuzenini almaktan bahsediyorsun. Bu mu senin üzerine düşen? Kızımız yalnız Umay. Kızımız çok yalnız, görmüyor musun? Evet, yalnız. Ama yalnızlığı bile Volkan kadar umrunda değil. Asıl sen bunu görmüyorsun. O Volkan'ı istiyor, takıntılı. Anlıyor musun beni? Volkan'a takıntılı. Dün gece de sadece Volkan... Öz ablam boğazına sarılıp yeğenini kaçırmakla suçladı seni. O olaydan beri gözün içine bakıyorum. Sen ağzını açmıyorsun. Ablan senden nasıl bu kadar nefret etti? O kadına ne yaptın bilmiyorum. Ama işin kötüsü galiba artık umurumda bile değil. Çünkü dün geceden beri tek derdim kızım.
Kızım beni neyi istediğini ikna etti ve ben ona istediğini vereceğim. Şimdi lütfen memleketine uygun bir şeyler giyer misin?